1992 yılında katledilen Musa Anter, katledildiği Diyarbakır Seyrantepe semti Cumhuriyet Mahallesi 442. sokakta anıldı. Anmada konuşan BDP eş genel başkanı Gülten Kışanak, "Özgür basın gerçeği ölümü pahasına yazmıştır," dedi. Özgür basın geleneği yaratmak isteyenleri katlettiler 90'lı yıllarda. Şimdi Türkiye tutuklu gazeteciler konusunda dünya şampiyonu. Hakikati yazdı diye, gerçeği kamuoyuna ulaştırmaya çalıştı diye haklarında onlarca, yüzlerce yıl hapis cezası isteniyor. Özgür kalemler susturulmak isteniyor. Kalemini satmayanlar, onurunu satmayanlar, gerçeği kamuoyuna, halka ulaştırmak için mücadele edenler her gün tehdit ediliyor. Kışanak, onlarca gazetecinin öldürüldüğünü fakat gerçeğin öldürülemediğini söyledi. Evet, Ape Musa'yı, Koca Çınar'ımızı, onlarca Kürt gazeteciyi katlettiler ancak gerçeği öldüremediler. Gerçek, hakikat gün gibi ortada. JİTEM'i, Hizbullah'ı, Hizb-ı Kontras'ı, faili meçhul cinayetleri, yakılan köyleri, her biri tek tek özgür basının kalemi tarafından belgelenmiş, tarihe not düşülmüştür. Kışanak'ın konuşmasının ardından anmaya katılanlar, Musa Anter şahsında katledilen gazeteciler adına saygı duruşuna geçti. Daha sonra ise Musa Anter'in katledildiği yerde öldürülen gazetecilerin fotoğraflarının üzerine karanfiller bırakıldı. Anma etkinlikleri kapsamında Özgür Basın Şehitleri ve Musa Anter konulu bir de panel düzenlendi. 90'lı yıllarda öldürülen gazeteciler ve Musa Anter katılımcılar tarafından anıldı. Bu yıl 20.si düzenlenen Musa Anter ve Basın Şehitleri Gazetecilik Ödülleri ise Ciger Hıvin Kültür ve Sanat Merkezi'nde bu akşam düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.